Evet, yeni bir video ve tek kapı bir dört kasa. Grand Coupe mi oluyor bunlar? Coupe, F32 Coupe, tek kapı. Tamam. Sade bir hem tek dönüşüm yapacağız. Şimdi egzozcudan randevu aldığımız için ilk başta arka ve yanları değişeceğiz. Yaklaşık 1,5-2 saatlik bir vaktimiz var. 11.30 gibi orada olacağız. Ondan sonra araba tekrar buraya gelecek. Geldikten sonra ön tampon değiştireceğiz. Ondan sonra işte temizliği, pastası, cilası vesaire sade bir M-Tech dönüşümle bu pazar yine karşınızdayız. Yani bir saatte F30 yapmış adamsın. Herhalde 2 saatte de F32'nin önü ve arkayı ve yanları değiştirirsin diye tahmin ediyorum. Evet, aşağı yukarı yaparız. Yani biraz zorlasak önü de değiştiririz. Ama aslında. Yani çok acele etmiyoruz artık. Yani herkes o videolara bakıp şey yapmasın. Çünkü biz de çok strese biniyoruz. Bugün biraz daha rahatız. Daha keyif rahat bir şekilde yapıp akşama doğru işte teslim edeceğiz inşallah. O zaman görüntüler izleyenlerimiz. Başlayalım. Evet. Günün yarısına geldik. İlk başta gerçi demiştim ön tamponu sonra takacağız diye ama her ne kadar öyle dediysem de ön tamponu da taktık. Fakat henüz ayarlarını yapmadık. Günün tam ortasındayız. Şimdi araba egzoza gideceğiz. İki tane 90'lık krom egzozucu yapılacak. Ondan sonra geri gelecek. Geri geldikten sonra da işte far ayarları, tampon ayarları, ufak tefek ince işçilikler. Sonra bir de temizliği. Ondan sonra da final görüntüleriyle artık kapatacağız. Şimdi egzoza. Sade bir M-Tech dönüşümün sonuna geldik.
Aynen öyle. Sade oğlu sade bir dönüşüm bu arada. Yani ayna ya, böbrek yok. Bayağı ya, sade. Ya aslında hikayesini de anlatayım. Ya müşterimizin Mercedes A45'i ne bir müşterisine, bir arkadaşına satıyor. Karşılığında bir miktar para ve F32 4 kasayı alıyor. Bu arabada en nihayet tabii bir süre binilip ondan sonra kuvvetle muhtemel satılacak niyetinde alındığı için sade bir MTEK. Ön tampon, marş bir yerler, arka tampon, difüzör şeklinde yapıldı. Sadece difüzörü sağ sol tek çıkış yapıp krom egzoz uçlarıyla ufak bir numara yaptık arka tarafta. Evet, onun showreel'ında da ben ufak bir numara yaptım. Evet. Yani, beni hiç sanayiye evet, şimdi gönderme, ben hiç uğraşmayayım. Ben sana güzellik yapacağım deyip bir video triyle orayı da lanse etmiş yani, olduk. Yani böbrekleri aynı bıraktık, değiştirmedik. Ayna kapakları değiştirmedik. Spoiler konulmadı. Yani sadece bir al beni yaratıp. Evet. Müşterimizin bir jant düşüncesi var. Belki ilerleyen zamanlarda. Evet. Olursa, yani burada olursa tabii ki videosunu yaparız. Olmazsa da belki bunu tabii. Ya hatta şeyi olarak konuştuk. Bizim Almanya'daki Essen fuarında aldığımız kataloglara bakıyordu. Oradaki fantastik jantlardan birkaç tane beğendik ama Türkiye'de bulmak ne mümkün açıkçası. Biz bile bazen hani yurt dışından getirdiğimizde gerçekten yüksek rakamlara mal oluyor. Türkiye'de bulmak çok zor. İthalat, ihracat çok zorlaştığı için belki de yarın öbür gün bir custom jant şeklinde bir değişiklik olabilir. O 2019'un kataloğu belki 2020'de fiyatlar da değişmiş olabilir. Tabii muhtemelen. O kargosu, gümrüğü vesaire. O birazcık daha süreç meselesi. Şimdilik elimizde MTEK dönüşümlü, sade, şık, kibar bir 4 kasamız var. O zaman başka bir videoda görüşelim. Haftaya muhtemelen diyelim mi artık? Diyelim. Yetiştiririz kuvvetli muhtemel. E38 7 kasa bizim kendi aracımız. Bitiremediğimiz restorasyon projesiyle karşınızda olacağız diyelim. Muhtemelen de yetiştiririz artık. Evet. Hoşça kalın. Görüşürüz.